Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümüzde güzel bir yetişkin beresi var. Bugün bu beremizi çalışacağız. Beremizi kalın ip ve kalın uçlu tığımızla ördük. Vereceğimiz ölçüler de kalın ip ve kalın tığı mutlaka göz önünde bulunduralım. Eğer küçük numaralı tığlarla veya ince iplerle örersek yetişkin beres değil ancak bir çocuğumuzun başına küçük yaştaki çocuğumuzun başına olabilecek bir ölçü olur. Bu tam ideal gerek eşlerinize gerek evlatlarınıza örebileceğiniz ölçülerde bir bere çalışması. Ben şimdi hemen ölçüsünü vermek istiyorum beremizin. Yerimizin en itibariyle 26 diyelim. Çünkü e, esneyeceğini de düşünelim. Ve uzunluğuna baktığımız zaman uzunluğu ise 27,5 cm uzunluğunda. Tam e, erkek yetişkin erkek baş ölçüsüne uygun ölçülerimiz. Şöyle gördüğümüz zaman kabartılı modelimizi kullandık. 6 tane trabzan kabartılı ve aradaki 2 trabzanımız ise ardından alarak ördüm. Ördük beremiz. Şöyle arkasını da görelim modelimizin. Arkası bu şekilde, önü de bu şekilde. Öreceğiniz ipimizin mutlaka birazcık dolgunca ip olması çok daha güzel olacaktır. İstediğimiz ölçüyü ancak yakalayabiliriz. Evet, bu kadar bilgimizden sonra hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için kek ipleri denilen iplerden örüyorum. E, Ebruli bir ip. Maalesef e, kenar bandını kaybettiğim için markası hakkında geniş bilgi veremiyorum. Ama dilediğiniz e, renk ve sevdiğiniz markalardan örebilirsiniz. İpimi örmek için ise 5 numaralı tığımı kullanıyorum. Şöyle bakacak olursak 5 numaralı tığımızın ancak kaldırabileceği kalınlıkta bir ip. Şimdi ben zincirimi çekerek hazırlanıp geldim. Modelimiz 8 ve 8'in katlarıyla olabilecek bir model. Buraya 80 tane zincirimi çektim. 80 zincirimi çektikten sonra bu yetişkin erkek baş ölçüsüne göre örmek istiyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman bakınız yetişkin ölçüsü olacağı için kendi başınıza etrafını bir dolanıp bakabilirsiniz. Tabi öncesinde biz mezurla ölçüsüne bakacağız. 80 zincirimin ölçüsünü şu şekilde almak istiyorum bir santimden tuttum diğer taraftan şöyle geldiğim zaman ise 44 santim 44 santim zincirimin ölçüsü öreceğimiz kişinin baş ölçüsü belli ise ona göre ayarlama yapmamız en güzeli olacaktır şimdi çekmiş olduğum zincirimi birinci zincire girerek birleştiriyorum ve kapatıyorum 1, 2, 3 tane zincirimi de arkasından çekiyorum ve sol elimden tarafa doğru her bir zincirimizin üzerine birer tane trabzanımızı örerek ilerliyoruz. 80 tane trabzana ulaşmamız gerekmekte. Tabi ipimiz ince ise lütfen baş ölçüsünü ayarlamasını güzel yapalım. İpimizin kalınlığı, inceliği, tığımızın kalın veya ince olması örgümüzün ölçülerinde büyük değişiklik yapacaktır. Tabi aynı zamanda elimizin de sıkı ve gevşek olması. Benim elim mesela çok sıkı değil. Öyle olunca daha yani herkes elinin ölçüsünü tanıdığı zaman daha güzel ve net sonuçlara ulaşabilmekteyiz. Şimdi birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bir tane trabzanımın boyuna bakalım. Santim olarak bakın hemen hemen iki santime yakın bir trabzanımın uzunluğu. Bu da ipimin kalınlığı hakkında size bir fikir verir. Aslında yumuşak kalın. Ya çok sert iplerden kesinlikle değil. Bakınız yumuşacık bir ip. Yalnız biraz kalın dokusu farklı. Evet şimdi 80 tane trabzanım örerek geliyorum. 80 trabzanımızı ördüm. Tam burada 80 trabzanımız var. Şu şekilde birinci trabzanla 80. trabzanı birleştiriyorum. Şöyle yönünde herhangi bir farklılık olmasın. Bakın lütfen buna dikkat edelim alt yönü yönümüzü düzeltelim ola ki örerken zincirinde bir kıvrılma falan olmuştur sonrasında sıkıntı yaşamayalım düzgün bir şekilde birinci zincirimizin üzerine 80. zincirimizi batalım yani trabzanlarımızı birleştirelim ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim ikinci sırama başlamak için tığımın başını doluyorum Zincirimden sonraki trabzanımın ardından girerek örüyorum. Ardından bir defa doladım ve bir trabzan ördüm. İki tane trabzanımı örmüş durumdayım şu an. Bu iki trabzanımdan sonra altı tane trabzanımı her birini şu şekilde yandan girerek ikili trabzan şeklinde öreceğim. Bir, iki, 3. 4 5 ve 6 tam 6 tane trabzanımı yandan girerek ördüm 2 tane trabzanım arkadan girdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzanımızı yandan gövdeden şu şekilde girerek ördüm sıradaki iki trabzanımı ise tığımın başını doluyorum bu kez trabzanımın arkasından giriyorum trabzanımı ittiriyorum bakınız arka tarafa ve bu şekilde örüyorum ardında ve çukurlaştı bakınız tekrar ikinci trabzanım ardından giriyorum ittirerek örüyorum Evet iki tane trabzanım içte çukur gibi altı tane trabzanım dışta kabartılı bakınız ve sonra iki tane trabzanım yine içte çukur gibi. Sıradaki trabzanlarımdan altı tanesini yine tığımın başında dolayarak yandan girerek örüyorum. Yandan bakınız şu şekilde giriyorum. Ve sırasıyla örüyorum. Bir başını doluyorum. Yandan biraz önceki altı tane trabzanımı ördüğüm gibi yandan örüyorum. Şu an 3 tanesini ördüm. 4. giriyorum. Ve 5. giriyorum. Bakınız yandan. Ve son 6'yı giriyorum. Sıradaki trabzanın başını doluyorum. Hemen yandan sağ taraftan dışa doğru şöyle çıkmakta bakınız. Ve 6 tane trabzanımı yandan kabartarak örüyorum. Bu sıradaki yapmamız gereken işlemimiz iki tane ardından alıp çukur halde düşürmek modelimizi 6 tane trabzanımızı ise yandan örerek dışa doğru kabartılı ilmek olarak düşürmek. 6 tane trabzanımdan sonra tığımın başını doluyorum. Yine iki trabzanımı birer birer arkasından girerek bakın ardından giriyorum ve örüyorum. Bir. Yine ardından 2. 6 tane dışa kabartılı 2 tane içe çökük trabzanlarım oluşmakta. Şimdi 2 tane içe çökmüş trabzanımdan sonra tekrar 6 tane kabartılı trabzanımızı örmeye başlayabiliriz. Bakın buradaki gibi. Hemen tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Ve örüyorum. 1. Tekrar 2. 3. örüyoruz giriyorum yandan alıyorum trabzanımı ve örüyorum tekrar tığımın başında oluyorum ana gövdeden yandan giriyorum örüyorum ana gövdeden yandan dışa kabartılı bir şekilde örüyorum toplamda 1 2 3 4 ve 5 şimdi 6. trabzanımı da dışa doğru kabartıyorum ve örüyorum 6 tane dışa kabarttığım trabzanımdan sonra 2 tane ardından girerek çukur, bakın çukur zaten örerken içe ittirmekteyiz trabzanımızı. Trabzanımızı arkadan girerek ikisini de tamamlıyoruz ve e, çukurda kalmış gibi oluyor. Yani içte duruyor bakınız. 2 tane trabzanımız, 6 tane dışa kabartılı trabzanımız. 2 tane içteki 6 dıştaki 2 içteki 6 dıştaki ve sıramızı bu şekilde tamamlayarak başlangıçtaki 2 trabzanımızın olduğu yere kadar örerek gelelim. Evet 6 tane yandan 2 tane arkadan alarak İkinci sıramızı tamamladık. Birinci sırada zaten hepsini düz trabzan olarak örmüştük. İkinci sırada ise iki arkadan altı yandan iki arkadan altı yandan alarak sıramızı tamamladık. Şimdi e, lütfen e, baş ölçülerimizi eğer yetişkin insana yapıyorsak lütfen kontrol edelim. Sonra küçük e, çocuk ölçüsü gibi kalmasın elimizde. Evet, şimdi örüyorum ikinci sıramızı tamamlıyorum üçüncü sıramıza başlıyorum zincir çekerek başlamış olduğum 3 üç zincirin üçüncüsüne gelerek batıyorum geçiyorum ve yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum ikinci ardından alarak örmüş olduğum trabzanımın yine ardından girerek örüyorum şapkamız ve modelimiz oldukça kolay bir model ardından aldım şimdi tığımın başını doluyorum ve 6 tane yandan ördüğüm trabzanlarımı sırası ile yandan örmeye başlıyorum birincisini örüyorum ikinci trabzanımı örüyorum yandan 3 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı bu şekilde yandan örüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bir arkadan aldım. İkiyi bu şekilde tamamladım. 6 tane trabzanımı yandan ördüm. Şimdi tığımın başında doluyorum Aradaki iki trabzanımı yine arkadan girerek örüyorum. 1, ve ikinci tırabzanımı da ardından geçiyorum. 2 tırabzanımı da yine arkadan çukur olacak şekilde ördüm bakınız. Şimdi altı tırabzanımı tekrar yandan girerek örüyorum. 1 2 Tekrar 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yandan alarak ördüm sıradaki iki yine çukur olarak arkadan girerek örüyorum bakınız bu modelimiz kendisini göstermeye başladı çukurlar içe doğru bükülmeye başladı şimdi tekrar sıradaki 6 tane kabarık 2 çukur olan 6 tane yandan aldım dışa kabartı 2 arkadan çukur olan 6 kabartım 2 çukurumu örerek 3. sıramızda tamamlayalım. Evet sıramızın sonuna geldik 3 tane sıramızı ördük şimdi tam birleştirme yerindeyiz başlangıç ve bitişimizin olduğu yerdeyiz 3 tane zincirimin tepe noktasına batıyorum ve dördüncü sıramıza bu şekilde başlıyoruz 3 tane zincirimi yine çekiyorum her başlangıcımızda mutlaka 3 zincirimizi çekiyoruz şapkamız bitene kadar hemen ikinci çukurda olan ilmeğimizin ardından girerek trabzanımı örüyorum ve bu şekilde buradaki iki ardından aldığımız trabzanımızın hepsinin ardından alarak bitireceğiz bütün sıra boyunca aynı işlemimizi tekrar edeceğiz Aradaki ikişer trabzanlarımızı ardından girerek ördükten sonra bu 6 tane trabzanlarımızın dışa kabartılı olanların üzerinde asıl işlemimizi yaparak beremizi büyütmeye başlayacağız. Bu iki trabzanlarımız aynen ardından girerek devam edecek. Şimdi tığımın başını 3 defa doluyorum. 1, 2, 3. 6 tane olan trabzanımı tam 2'ye bölüyorum. 3 ve 3. Bakınız 3 ve 3. İkinci 3'ün ilkinden örmeye başlıyorum. Yandan giriyorum. Ve birer birer örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve en son kapatıyorum. Tekrar 3 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3 İkinci trabzanımı yandan girerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 3. kez aynen 3 defa tığımın başını doluyorum. Ve 3. trabzanıma yandan giriyorum. Başlıyorum. 1 2 3 ve 4 Bakınız 3 tane sondaki trabzanlarımı örüyorum. Yandan girerek 3 tane öndeki grubumuz ise kalıyor. Şimdi öndeki grubumu örmeye başlıyorum. Tığımın başını 3 defa doluyorum yine. 2 ve 3. Bu kez birinci sıradaki trabzanımın yanından girerek örüyorum. İkinci olarak ikinci trabzanımı ve son kez üçüncü trabzanımı baştan itibaren örüyorum. İlk ördüğümüz zaman 4'ü, 5'i, 6'yı örmüştüm. Şimdi 1, 2, 3 trabzanımı örüyorum. 3 defa başını doluyorum. Önden şu şekilde geçiyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ördüm. Bakınız şöyle üzerine doğru devrilmekte. 1, 2, 3 defa doladım tığımın başını ikinci trabzanımı ana gövdeden bakın ana gövdeden giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 defa başını doluyorum 3. sıradaki trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 Toplamda 6 tane dışa kabartılı olan trabzanımın önce 4'ü, 5'i, 6'yı sonra 1'i, 2'yi ve 3'ü ördüm. Şimdi yine 2 tane trabzanımızı arkadan girerek bakınız aradaki çukur olan trabzanları ardından girerek aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 1 ve 2 iki tane trabzanımı ördüm şimdi 6 kabartılı trabzanımı örmek için yine geldim bakınız 3 ve 3 olarak ikiye bölüyoruz 1 2 3 4 5 6 4 5 6'yı önce örüyorum 1 2 3 başını doluyorum dördüncü trabzandan giriyorum bakınız 3 3 böldük 1 2 3 dördüncü trabzandan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4. Tekrar başını 3 defa doluyorum tığımın. 5. trabzanıma bakınız. Giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar 3 defa başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa da ördüm. Şimdi 1 2 3 olan bölümü örmeye başlıyorum. 3 defa başını dolayalım 1 2 3 Birinci trabzanımızı yandan alarak trabzanlarımızı birer birer çekmeye başlayalım 2 3 ve 4 2 trabzanım için 2 ve 3 yandan yine giriyorum başlıyorum 1 2, 3 ve 4. Üçüncü trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Bu arada kalan sırayla bakınız. 1, 2, 3 ve 4. Evet çapraz çapraz ördüm. Şimdi tığımın başını doluyorum. 2 tane arkadan girerek trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin en ana unsuru buradan oluşma. sıramızı 6 tane trabzanlarımızı ve aradaki iki trabzanımızı örerek sıramızı başa kadar tamamlayıp bitirelim. Evet, bütün sıralarımızı. Önce 4'ü 5'i 6'yı sonra 1 2 3 alarak çarpı şeklinde birbirinin üzerinden geçtik. Altılı trabzanlarımızı aradaki ikileri ise yine ardından girerek ördüm. Ve sıramın tekrar başlangıç noktasına geldim. Trabzanımın üzerine batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Tamam başını doluyorum ardından giriyorum ve bir tane trabzanım yine aynı şekilde örüyorum. Şimdi sonra ördüğüm ve önce ördüğüm trabzanlarımızın bakınız önce ördüm ve sonra ördüm Şimdi yönleri değişmişti e, trabzanlarımızın aynen bulunduğu düzen üzerine örmeye devam ediyoruz. Yine tığıma başını doluyorum. Birinci trabzanımı yandan giriyorum. Ardından bu ikileri giriyoruz. Yandan giriyorum ve başlıyorum. Normal bir şekilde örmeye bir tek e, tek defa başını doluyoruz. Yani bir defa başını dolayıp ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Yandan giriyorum. Bakın üçüncüyü de yandan giriyorum. Önce ördüm. Üçü tamamladım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımı da yandan girerek örüyorum. Bir ikinci örüyorum. Ve üçüncü trabzanımı da yandan girerek örüyorum. Kabartılı bir şekilde bakınız hemen düzene girdiler. İlk üçü ördüm. Şimdi diğer üç trabzanımda yine tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Bir. Yandan. iki. Ve yandan girerek üçüncü trabzanımı da örüyorum. Şöyle sıramızı görmekteyiz. Bakınız gayet güzel bir şekilde üst üste bakın çarpı şeklinde güzel bir görünümü kazandı. Şimdi iki trabzanımı arkadan alarak örüyorum. 1 ve 2 Yine diğer trabzanlarımı da aynı şekilde örerek modelimizi bu şekilde tekrar ederek biraz büyütelim. Çaprazımızı yaptıktan sonra yukarıya doğru örerek büyüttüm. Bakınız rengimizi de değiştirdi. Ebruri olduğu için. Şöyle çaprazımızdan sonraki sıramızın kaç olduğuna bakalım. Bakın şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tam 5 sıra ördüm şimdi burayı da kapatıp 6. sıramıza başlayacağım 6. sıraya başladığımız yerde yine 3'er e, 3'er ayırıyoruz 4 5 6'yı önce örüyorum 1 2 3'ü sonra örerek örgümüzü yine büyütmeye devam ediyoruz çaprazlarımızı aldıktan sonra yine 5 sıra örelim 6. sırada çapraz örgümüzü yapalım şimdi örmeye başlıyorum ilmeğimi taktım bu ölçü yani tam yetişkin ölçüsü şu anda benim ördüğüm ipime göre bu ölçü tam çok rahat e, benim başımın ölçüsüne göre yani hatta bolluğu bile var hani erkek başı olarak hesapladığımız zaman çok rahat olacaktır kesinlikle küçük olmayacak evet şöyle geçişimi yapıyorum İlk trabzanımın üzerine batıyorum ve başlıyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum yine ardından giriyorum İki trabzanlarımızı ardından örüyoruz bir iki üç tane trabzanımı örüyorum altı tane bakınız bir iki üç dört beş altı tane olan yandan girdiğimiz trabzanlarımızın üçer üçer ayırıp dört beş altıyı örmeye başlıyorum önce dörtten yandan giriyorum çıkartıyorum başını bir iki 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3. Sıradakini örüyorum. Çıkarıyorum başını. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 defa başını doluyorum tığımın. Giriyorum ve örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 taneyi ördüm. 4, 5, 6. Şimdi 1, 2, 3 defa başını doluyorum. Birden örmeye başlıyorum. Bakınız birinci trabzana giriyorum. Birinci trabzana başını girdirdim tığımızın ve çıkartıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3 defa tığımın başını doluyorum. İkinci sıradaki trabzanımı alıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tekrar 3 defa tığımın başını doldurarak 3. trabzanıma yandan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 Evet çaprazımı yaptım önce 4 5'i sonra 1 2 3'ü ördüm ve tığımın başını dolayarak hemen aradaki iki trabzanımın olduğu yere geliyorum ardından giriyorum ve trabzanımı örüyorum tekrar bir defa başını doluyorum ardından girerek buradaki çukur aradaki çukurluğu örüyorum 4 trabzanımın her iki yanındaki bakınız diğerleri de aynı şekilde şimdi sıradaki 6'yı da biraz önceki yapmış olduğum gibi 3 defa başını doluyorum ve 4 5 6 son 3'ten itibaren yandan giriyorum başlıyorum 1 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 alıyorum. 4. 1 2 3 ve ilerliyorum. 6. trabzanımı örüyorum. Son üçümü ördüm. Şimdi baştaki ilk üçümü örmek için hazırım. Tığımın başını tekrar 1 2 3 birinci trabzana yandan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 3 defa başını doluyorum yandan giriyorum hem tığımız hem ipimiz kalın olduğu için modelimizde çok kolay olduğundan hemen boyu büyümekte bakın üçüncüye de girdim 1 2 3 ve 4 6 trabzanımızın 3'ünü önce 3'ünü sonra ördüm üst üste geldi şimdi tığımın başını doluyorum arkadan girerek 1 ve 2 şimdi aynı bu şekilde örmeye devam edelim önce çaprazlarımızı çaprazlarımız bittikten sonra aşağıdaki sıradaki gibi yine altılarımızı yandan ikilerimizi arkadan girerek örelim ve e, istediğimiz ölçü gelene kadar devam edelim. 5 tane trabzanımızı örelim. 6. da çaprazımızı yapalım. Şu şekilde bakın saydığımız zaman yanlardan belli olmakta. Evet şimdi büyütelim. Evet birimizi istediğimiz ölçüye doğru örmeye devam ettik. 21 santim şu anda. Ve de 5 tane Bakınız yandan aldım. Bu kısımları ardından alarak ördüm. Şimdi çapraz birbirinin üzerinden üçer üçer örme sıramıza geldik. Toplamda aşağıdan başladığımız zaman 1 2 3 4 şu an 5. çaprazımızı yapacağız. 5. çaprazımızı yaptıktan sonra belimizin tepe kısmını oluşturmak için artık eksiltmelere başlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir eksiltme işlemi yapmadık. Şimdi takıyorum tığımı ve örmeye devam ediyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum ardından girerek yine buradaki iki trabzanımı ardından alarak örüyorum 2 ve 3 birbirinin üzerinden çapraz bir şekilde aynen buraya kadar ördüğüm şekliyle örüyorum ve bu işlemimi yaptıktan sonra yavaş yavaş tepe noktamızı kapamaya başlayacağız ama bu sıramızda herhangi bir değişiklik yapmayacağız altı trabzanımızı üçer üçer çapraz geçirerek ördüm bütün sıramızı tamamladıktan sonra üzerindeki bir sırayı da trabzan olarak örerek geldim bakın trabzanlarımı da tamamladım çaprazımı ördükten sonra en son buradaki 3 taneyi de birlikte yapalım yandan giriyoruz ve örüyoruz. Tığın başı da büyük olduğu için biraz takılabiliyor bazen. Yandan Evet şimdi hemen başlangıç yerindeyiz. Şöyle arkadan alalım. Direkt tepesine de batabilirsiniz. Arkadan da o şekilde alabilirsiniz. Ardından giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı bu çukurda kalanlar ördüm. Şimdi artık tepe noktasına doğru kesmeye başlıyoruz. İlk trabzanımı çaprazdan sonra bir sıra trabzanımızı mutlaka örüyoruz. İlk trabzanımı örüyorum ve ikincisini çekmiyorum. İkinci trabzanım yine yandan giriyorum, çekmiyorum. İkisini aynı anda çekiyorum ve devam ediyorum. Bakınız şöyle ikisini birlikte aldım. Geriye 1 2 Şöyle bir daha alalım ikinciyi başını doluyorum. Yandan aynı anda çekiyorum. İkişer ikişer azaltıyorum. Bakınız şimdi bir ikinciyi aldım ve aynı anda iki trabzan bir de ilmeğimizi kapatıyorum. Aradaki trabzanlarımı herhangi bir şekilde şu an bu sıramızda daraltmıyorum daha. Aynen örüyorum bu iki trabzanımızı ardından girerek iki trabzanımızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızda yine tığımızın başını bir defa doluyorum. Yandan giriyorum. Bir defa örüyorum. İkinciyi yandan giriyorum. Bir defa örüyorum iki trabzan bir ilmeği bir ilmeği düşürüyorum ve burada kalan bir ilmeğimi de unutmuyorum. 1 hemen üstten geçiyorum, bir tane de üstten alıyorum, tamamını çekiyorum. Diğer ikiye aynı şekilde örüyorum, kapatıyorum. Arkadan girerek aradaki Duran trabzanlarımı aynen örüyorum. Bunlar da bu sıramızda daraltma işlemi yapmıyoruz. Şimdi yine işlemimizi bu şekilde sıramızın sonuna kadar yaparak tamamlıyoruz. İkişer ikişer e, alarak bitirdik. Aradaki iki trabzanımıza dokunmamıştık. E, aynen devam etmiştik ardından aldığımızı. Şimdi yine sıramızın başlangıcına geldi. Altı olan trabzanımızı bakınız üçer ilmeğe düşürdük yeniden örmeye başlıyorum 1 2 3 ardından giriyorum ve örüyorum şimdi yandan tek ilmek haline getirdiğimiz trabzanımızı alıyorum ve yeniden yandan girerek diğer ilmeğimi ikisini birer birer örüyorum ve tek seferde ikisini çekiyorum ve yandan giriyorum Ve bunu tek olarak yine örüyorum. Ardından iki trabzanlarımı yine aynı şekilde örüyorum. İki tane ilmeği bir ilmek olarak alıyorum. İkincisini çekmiyorum. Diğer ikiyi yine alıyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Kesmemiz sadece bu baştaki iki trabzanımızda diğerlerini aynen örüyoruz arkadan 2 geliyorum 1 ve 2 yandan yine geliyorum alıyorum yandan 1 diğerini alıyorum 2 aynı anda kapatıyorum ve ilerliyorum birer birer örerek. arkadan 2 trabzanlarımı giriyorum ve sıramızın başına kadar devam edelim. Birimizi tepe noktasına kadar daraltıyoruz. Altı olan trabzanımız şu an iki trabzan olarak kaldı. İki trabzan yandan, iki trabzan arkadan, iki trabzan yandan olarak kaldı. Yeni sıramıza başlıyoruz. Yeni sıramıza başlarken arkadan aldığımız trabzanlarımdan giriyorum. 1, 2, 3. Yine bunlarda herhangi bir işlem yapmıyorum. Bu çukur gibi olanlar halen devam ediyor. Burada bir tanesini iki defa almıştım. Birisini yani bakınız tek olarak durmakta tek olarak örmüştüm. Şimdi her ikisini aynı anda çekeceğiz. Bir ve bir alıyorum. İkisini tek ilmeğe düşürüyorum. Şu şekilde. Şimdi arkadan iki tane girerek aradaki bu çukur ilmeklerimizi aynen birer birer örüyorum. Ve altı olan trabzanımı yandan giriyorum bir seferin örüyorum Diğerini yine giriyorum tek sefer örüyorum ikinciyi aynı anda çekiyorum ardından girerek iki devam eden trabzanlarımı yine aynı şekilde örüyorum buradaki trabzanımı alıyorum bir yanındakini alıyorum bir her ikisini aynı anda kapatıyorum arkadan trabzanlarım aynı şekilde örüyorum birer birer örüyorum yandan giriyorum tek sefer alıyorum diğerini de tek sefer alıyorum aynı anda çekiyorum ve sıra başına kadar gelelim yine bir sıramızı daha tamamladık bakın gayet güzel bir şekilde yukarıya doğru kapanmakta herhangi bir şekilde hiçbir pürüzümüz yok çok şık bir şekilde yukarıya doğru güzelce daraldık şimdi yeni sıramıza başlıyoruz yeni sıramıza şu şekilde geçelim bir iki tane zincirimi çekiyorum diğerinin ardından giriyorum bir ikisini çekiyorum bir ilmek hale getiriyorum bakınız bu arada iki iki devam edenleri de bu sıramızda kapatıyoruz ve ortadaki duran yandan girdiğimi yine tek olarak örüyorum bu kez ardından girerek iki tane olan trabzanımı tek olarak örüyorum altı olanı Yandan giriyorum. Tek örüyorum. Sürekli çift devam ettiğimizin her ikisini de aynı anda alarak ardından girip bir defa örüyorum. Yandan bir yandan diğer ikisini aynı anda alarak bakın kapatıyorum. Tepemiz iyice kapanmakta. Ardından giriyorum. Yandan ve sıra başına kadar gelelim şöyle bakın bir tane yandan ikisini bire indirdik bir olanı bir olarak devam ettik 2'yi bir olarak örüyoruz tekrar başlangıç noktamıza kadar geldim bakınız ilk şöyle batıyorum şu şekilde 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum her ikisini aynı anda alıyorum ikisini bir trabzan olarak alalım Artık yandan önden yok. Şöyle yandan giriyorum. İkileri bir yaparak ilerliyorum. İki trabzanımı aldım. Bakınız. Yandan girerek örüyorum. Tepe noktamıza kadar Geldik. Sıramızı bu şekilde bir tamamlayalım. Şöyle görelim. Evet en topu noktama kadar geldim. Bakın şuradan başlamıştım. Hemen başladığım yere gelerek yandan girerek batıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle uzun bir şekilde kesiyorum. İğne ile içine geçerek dikeceğiz çünkü ipimi kestikten sonra şöyle alıp sıkıştırıyorum ve iğnemi takıyorum ipimi taktım bakınız iğnemi şu şekilde ilmeklerimin arasından geçiyorum uç kısma yakın yerlerden şöyle geçelim ve şöyle sıkıca büzelim batırıyorum ve iç noktaya düğümümüzü atıyoruz bakınız tepe noktamız gayet güzel bir şekilde kapandı herhangi bir şekilde hiçbir boşluğumuz pürüzümüz hiçbir sıkıntımız yok arkadan da düğümümüzü atalım ve şapkamızı tamamlamış olalım Evet beremizin en tepe noktasında kapadıktan sonra şöyle tekrar bir daha bakalım. Bakınız herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Gayet muntazam bir şekilde kapatma işlemini yaptık. Bu tepede de herhangi bir potluk ya da düşüklük söz konusu değil. Gayet güzel bir şekilde beremizi tamamladık. Kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle açılacağı zaman da gayet güzel. Bakın. Evet. Şimdi ölçüsüne bakalım. Tepe noktasından Aşağıya kadar ölçüyorum, 27 buçuk santim. Enine baktığımız zaman ise 25 santim. Ama tabi e, aradaki buradaki iki tane e, trabzanımızın olduğu boşluğu unutmayalım. Bu tam yetişkin ölçüsüne uygun olarak örülmüş bir bere. Şöyle baktığımız zaman bakın açıldığını görmekteyiz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.